Gündem dışı üçüncü söz, dış politikalardaki gelişmeler hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Şafak Pave'ye aittir. Buyurunuz Sayın Pave. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, söylemiştim. Yarattığınız canavarın sizi teslim alması işten bile değildi. Uyarımı kulakları sağır eden bir sessizlikle karşılayıp hayatımı dart tahtasına çevirdiniz. Hatta komutla saldıranlar sahiplerini bile utandırdılar. Ve bugünlere geldik. Yurdumuz oyun tahtanıza döndü. Dış ilişkilerden medyaya, eğitimden asayişe, nereye elimizi atsak dökülüyor. Tarihimiz boyunca hiç görülmemiş akıl dışı, siyasi, sosyal, ekonomik, hukuk anlamında pespayelik içindeyiz. Devlet aklını tarikatlara emanet edip ülkemizi Pakistanizme teslim ettiniz. En acımasız savaşlarda en vahşi savaşçıları gördüm. Böyle vahşet görmedim demişti kamplarınızı gezen gazeteci Coşkun Aral. BM denetiminden korumak için mülteci değil, konuk saydığınız cihatçılardan söz ediyorum. Böylece istedikleri gibi çıkıp cihat için kafa kesip dönebiliyorlardı. Esad'ı diktatör olduğu için değil, Nusayri olduğu için devirmeyi planladınız. Diktatörlerle derdiniz olsaydı Sudanlı Elbeşir kankanız olmazdı. Esad'ı diktatör olduğu için değil, Nusayri olduğu için devirmeyi planladığınızı söylemiştim. Mart 2011'de başlayan protestoları bölgesel savaşa çevirdiniz bu yüzden. El-Kaide'nin Suriye'ye girişini sağladınız. Resmi sivil toplum kuruluşunuzun görünmez tırlarıyla silahlandırdınız. İnsani yardımın itibarını yerle bir ettiniz. Dünyanın sakındığı El-Kaide uğruna çok kültürlülük incimiz olan Hatay'ı feda ettiniz. Bizi komşusunun ülkesi yanıp kül olurken çıra taşıyan fırsatçılar haline düşürdünüz. Reyhanlı'da bomba atanı değil, duyuranı Utku Bal'ı tutuklayıp işkenceden geçirdiniz. Tıpkı yolsuzluk yapanı değil, soruşturanı görevden aldığınız gibi. Suriye'de gösteriler başladığında mezhepsel akıl dışılığa teslim olmasaydınız, iyi bir sivil önderlikle, en az zayiatlı bir reformla sonuçlanabilirdi. Yabancı cihatçılar karışınca Suriye halkının reform rüyası çalındı. Sivil eylemler yerine askerleşme fikri Suriye'ye Suriyeli olmayanlar tarafından enjekte edildi. Ne kadarını biliyor, ne kadarına göz yumuyordunuz. Bu kanlı Orta Doğu klasiğinin ne kadarında senaristlik yaptınız? Aral'ın ifadesiyle 2 ay sonra Emevi Camii'nde namaz kılmayı vaat eden emperyal iştahınız ağır bir insan maliyetiyle kursağınızda kaldı. Suriye gibi melez toplumlarda mezhepçilik durdurulamayan iç savaş demektir. Şimdi elimizde savaş içinde birçok savaş var. En iyi ihtimalle 97 bin ölü, 2 milyon perişan gerçek mülteci, fuhuş için satılan binlerce kadın, açlıktan kedi yiyen çökmüş bir halk var. Sizi uyardığımızda tuhaf bir tekerlemeyle karşılaştık. Esed'e gittiniz. Dünyada herhalde daha mizahi bir durum olamaz. Bizi aile tatillerini Beşar Esad'ın sarayında yapanlar suçluyorlardı. Sizden Suriye politikamızda çok saftık, bize CHP kumpas kurdu şakasını bile bekliyorum. Elbette Suriye başkanıyla görüştük. Çünkü bu vahşi geleceği öngörmüştük. Böylece Birleşmiş Milletler diplomasisine karınca kararınca bir katkımız oldu. Suriye politikanız iflas etti. Öngörmezliğinizle hayal edemediğiniz bir durumdasınız. Esad sorun olmak yerine çözümün bir parçası oldu. Uluslararası toplum Esad'la birlikte çalışmanın Esad'a karşı olmaktan daha çok kazandıracağını düşünüyor. Bu, radikal İslamcıların dehşetini gören uluslararası toplumun çıkarlarının Suriye hükümetiyle birleşmesi demek. Eğer diplomatik masada yer almak için istiyorsanız savaşçı transferinden vazgeçmek zorundasınız. Ama vazgeçerseniz bu kez de kendi yarattığınız El-Kaide canavarı öfkesini Türkiye'ye çevirecektir. Cephedeki cihatçıları dizginleme gücü kimsede yok. Gerçeği bize sadece felaketler gösterir. Felaket davetiyesinin sahibi olarak Suriye politikanız trajik bir maskaralığa dönüştü. Un ufak oldu. Sizi bu güzel havalar mahvetti diye düşünüyorum. Bu azametli ihtişam mahvetti. Işık sızdırmaz malikanelerinizden, zırhlı araçlarınızla, görmeden ve görünmeden yaşayarak gelmiş geçmiş en varlıklı, en seçkinci siyasi hanedan oldunuz.
Gündelik seçmenlerinizden o kadar uzaksınız ki olup bitenlerin ya farkında değilsiniz ya da umrunuzda değil. Ama bu çakma özgüven içinde bulunduğumuz kargaşayı kapatmaya yetmiyor. Unutmayın ki Titanik'te batıncaya kadar dünyanın en güzel gemisiydi. Saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Pavey.